Yaşar Süngü Yeni şehirli Avni 29 çeşit deli tespit etmiş içinde biz de varız. Delinin bir kuyuya bir taş atar. 40 akıllı onu çıkarmaya çalışır misali ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararının başta İsrail ve ABD olmak üzere hiçbir ülkeye ne ekonomik ne siyasi olarak bir şey kazandırmayacağı ve herkese çok şey kaybettireceği ortadayken neden böyle bir adım attı? Şimdi herkesin cevabını aradığı soru bu başkan olduğunda siyasetten anlamadığını itiraf ederken kafasının ticarete çalıştığını söylemişti. Kudüs kararı ile kafasının ticarete de çalışmadığı kesinleşti. Bundan sonra yönettiği kukla İslam yöneticilerinin halka hesap verme işi daha da zorlaşacağı için İslam dünyasının kaynaklarını sömürmesi daha pahalıya mal olacak. Şer gördüğümüz bu karar İslam dünyasının uyanıp silkinmesine ve birleşmesine vesile olur inşallah. 37 yıl önce İsrail'in tek taraflı ilan ettiği ve hiçbir ülkenin de tanımadığı Kudüs'ün başkent ilan edilmesi kararını tanıdığını açıklayan ABD Başkanı Trump'ın hangi deli türüne girdiğini Yeni Şehirle Amni 150 sene önce açıklamış. Yeni Şehirle Amni'nin 1827-1884 kaleme almış olduğu ve hem güldüren hem düşündüren bir içeriğe sahip olan kitabında tam 29 çeşit deliden bahsediliyor. Peki nasıl deliler bunlar? Dünya bizim de funda emişen yazmış. Eser mesnevi nazım şeklinde yazılmış, ayrıca deliler ve delilik adına yazılmış olan ilk müstakil eser olarak biliniyor. Avni'ye göre deli, biçimsiz davranış sergileyen kişi değil, toplumsal geneleklere uymayan, sıra dışı hareketler sergileyen kişidir. Şair bu kişiliklerin tutarsızlıklarını bazen bizzat kendi ağızlarından, bazen de kendi yorumlayarak mizah yönüyle anlatıyor. Eserde yer alan başlıca deli tiplemeleri ise şöyle. Nizamı alem delisi. Kendi haline bakmadan dünyayı düzeltmeye kalkar, dünyanın düzeninden, haktan ve adaletten sürekli şikayet eder ve onlara kendince bir düzen getirir. Neme lazım delisi. İnsanların durumu kendisini pek ilgilendirmez bir düzen kurulmuştur. Böyle gelmiş, böyle gider. Bu dünya düzelmez der. Nizamı alem delisinin tam zıttıdır. Kaza ve kadere ittiba etmek en doğrusudur. Nasihat delisi. Halk onun bir şeyler bildiğini zanneder fakat o cahildir. Süvari. Ömrünü atlara adamış olan bu kişi atlardan başka hiçbir şeyle ilgilenmez. Kendini toplumdan soyutlamıştır bu tipi günümüz sosyal medya tutkunlarına, spor ve siyaset fanatiklerine benzetebiliriz. Obur, tek amacı yemektir, her şeye yiyecek gözüyle bakar. Havadis dilisi, tüm dünyanın siyasi gündeminden haberdardır. Kuruntulu, ağlamış suratlı olan bu kişilik ne Lokman hekimin ilaçlarına güvenir ne de Cebrail'in yanında kendini güvende hisseder. Cennete girse dahi gülmez. Hasut, Kendinden başka hiç kimsenin rahat olmasını istemeyen bu deli tiplemesi ise Hindistan'da biri kar etse kendisi Sudan'da zarara uğramış gibi hisseder. Tembel, nefes almaktan bile yorulur. Bir lokma ekmek için gece gündüz çalışmak onun için bir zulümdür. Geveze, tüm dünyanın havadisini bilir ve oradan oraya laf taşımayı çok sever çıkarları için önce Katolik mektebinde hoca olur, sonra da tercüman olarak Endülüs'e gider. Orada kendini Yahudi olarak tanıtır ve bol miktarda altın elde eder. Deli tiplerine bakarak kendimizi, yakınlarımızı, Trump'ı, İslam dünyasını bu kategorilere göre inceleyebiliriz. Türk sanatının yapı taşları Bülent Ecevit Üniversitesi geleneksel Türk sanatlarının ustalarını bir araya getirmiş. Kasım ayında yaptığı organizasyon kapsamında Hüsnü Hat, Tesip, Cilt, Katı Ebru, Çini, Minyatür, Ahşap Oyma, Kalem işi, Mozaik olmak üzere 10 sanat dalından 12 sanatçı ve 27 eser sanatseverlerle buluşturdu. Sonra da bu sergiye katılan sanatçılarla eserlerini kitaplaştırdı. Çok da iyi yaptı. Kitapta yer alan sanatçıların isimlerini de söyleyelim. Hüsni Hat, Turan Sevgili, Faruk Dinçer Elatlı, Tesip Münevver Üçer, Cilt İslam Seçen, İznik Çini, Nursen Güven, Güvenç Güven, Katı, Durdane Ünver, Ebru, Hikmet Barutçugil, Minyatür, Gülçin Anmaç, Ahşap Oyma, Hüsamettin Yivlik, Kalem İşi, Kaya Üçer, Mozaik, Meyçem Ezengin, Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Başarının dört adımı. 1- Hayal edeceksin. 2- inanacaksın. 3- Yeteri kadar çalışacaksın. 4- Samredeceksin. Mutluluğun sırrı. Hocam bana mutluluğun sırrını söyler misin? Aptallarla sakın tartışma. Mutluluğun sırrı bu kadar basit olamaz hocam. Haklısın evladım.